herkese hayırlı akşamlar. Ben de başkanımın tüm konuşmalarına katılıyorum. Kapsamlı bir konuşma yaptı. Etkileyici bir konuşma yaptı. Kendisinin ağzına sağlık diliyorum, yüreğine sağlık diyorum. Ben de ilçe başkanımızın buyurduğu gibi 20 yıldır Elmalı siyasetiyle iç içeyim. 1994 yılından bu yana Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir fiil ilçemizin hizmetlerinde bir nebze katkımız olsun diye Milliyetçi Hareket Partisi'nden siyasete girdim. 94 yılında ilçe yönetimiyle, 99 yılında iki dönem ilçe başkanlığıyla ve 2004-2009 yılında da meclis üyeliğiyle Elmalı siyasetinde bir nebze katkımız olsun diye siyasetin içindeyiz. Hala da meclis üyeliğin devam etmektedir. Bugün Milliyetçi Hareket Parti'de 20 yıldır siyaset yapıp da bu AK Parti'de işi nedir diye soran abilerimiz, büyüklerimiz olabilir. Ben önce şunu belirteyim. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı olduğundan bu yana Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev de yapsam kendisine bir sempatim oluşmuştur. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda İstanbul'un çehresini, kaderini ve insanlara olan değeri arttırmıştır. Ondan dolayı ben kendisine bir muhabbetim devam etmekteydi. İstanbul Başbakanımız Belediye Başkanı oluncaya kadar çöpleriyle, hava kirliliğiyle, sularının akmamasıyla ve insanların belediyede sırada beklemesiyle meşhurdu. Ama onun gelmesiyle çeşitli barajları, göletleri İstanbul'un hizmetine sunmakla, çöp dağlarını kaldırmakla bilhassa belediyede, konumuz belediyecilik olduğu için onu anlatıyorum. Belediyede sıra kuyruklarını bitirip belediye sarayının içerisinde oturma alanları oluşturup elinde dilekçeleriyle gelenlerin ellerinden dilekçelerini alıp ellerine çay verip çay içinceye kadar hizmetlerini görüp teslim etmesiyle ben başbakanımızı tanırım. Ondan dolayıdır ki ve 10 yıldır AK Parti'nin ülkemize yaptığı hizmetleri bir fiil takip ediyoruz. Gerçekten yollarıyla, tünelleriyle, barajlarıyla, sanayisi, ağır sanayisiyle ve çeşitli hizmetleriyle ülkeyi gerçekten bulunduğu yerden çok daha yukarılara taşımıştır. Ben Elmalı siyasetine gelince 2009 yılında belediye yönetimine gelmeden önce yaptığımız bir çalışmayla Sayın Başkanımız Hüseyin Altındaş'la arkadaşlarımızla çalışmalar yaptık. Seçimi kazandıktan sonra ne yapabiliriz? Seçimi kazandıktan sonra bazı mega projelerimiz vardı. Dedik ki Allah bu seçimi bize nasip ederse önce yıllardır, 40 yıldır orada Hasan Sarıbaş abimizin yaptığı otogarı bir modernize edelim. İnsanlarımızın hizmetine çok güzel daha hizmet edecek şekilde modernize edelim. İki, pazar yerimiz insanlarımıza yetmiyor. Kadınlar, kızlar alışveriş yaparken zorluklar çekiyor. İkinci bir pazar yeri oluşturalım. Üç, Elmalı Dağı'nın alt eteklerinden akan billur gibi o kar suyunu, içme suyunu 500 metre aşağıda içemiyoruz. Çünkü 60 yıllık su borularıyla kanalizasyon boruları aynı yerden geçiyor ve çürümüş. Karıştığından dolayı biz 500 metre aşağıdan hazır damacana suyu içiyoruz. O içme suyunu içtiğimiz zaman soluğu da hastanede alıyoruz. Bunu da değiştirmemiz lazım. Ve buna benzer, mesela dedik ki Elmalı'dan Kızılbele kadar yollarımızı çift şerit yapacağız. Hiç olmazsa Kızılbele kadar Elmalı sınırları içerisindedir. Orayı da çift şeritli yapıp Elmalı'nın hizmetine sunacağız dedik. Ve göreve başladık. Göreve başlamadan önce Sayın Başkanımızla bir konuyu daha konuşmuştuk. Eğer seçimleri kazanırsa
belediye personelini sendendir, bendendir diye ayrım yapmayacağız. Seçimi kazandığımızın ilk günü benden olmayanlar diye tespit ettiklerimizi otogarın içerisine doldurup orada resim etmeyeceğiz demiştik. Seçimi kazandık. Ertesi gün bir baktım ki otogarın göbeğinde bize oy vermediği düşünülen belediye personeli, Devri Parklı askerliğini yapmış, çoluk çocuğu olan insanlar orada koyun sorusu gibi bir araya getirilmiş, çeşitli hizmetlere verilmek üzere orada akşama kadar bekletiliyor. Sayın Başkanıma telefon ettim. Başkanım, bir konu konuşmuştum. Belediye personelini A partiden, B partiden, senden benden diye ayırmayacaktı. O insanlar oraya ekmek davası için geldi, çalışıyorlar. Çorlarına, çocuklarına ekmek götürmek için çalışıyorlar. Bu nedir dedim. Aynen bana dediği şuydu. Zaten bizim ilk kopma noktamız orada başladı. Yetkilerimi Halit Akar da olsa seninle paylaşmam. Kimseyle paylaşmam. Teşekkür ederim başkanım dedim. Ve belediye meclisinde alınan yerlerde görev almadım. Encümenlikte görev almadım. İmar komisyonunda görev almadım. Ve böyle çeşitli şeylerin kendimi geri çektim. Başkan ilk meclis toplantısında da dedi ki bize, arkadaşlar, belediyemizin 7 trilyon lira borcu vardı. Bu 7 trilyon lira borcu ödemeden o sözünü ettiğimiz projeler yapamayız. Onun için borçlarımızı ödememiz lazım. Önce belediyenin borcunu sıfırlayıp ondan sonra hizmete devam etmemiz lazım. Bunun için ne yapabiliriz? Elimizde bir miktar iş yeri var. Arsalarımız var. Onların bir kısmını satmamız lazım. Tamam dedik başkanım. Ve iş yerlerini satma yetkisi verdik sayın başkanımıza. Bizden aldığı yetkiyle sayın başkanımız önce 20 adet iş yerini sattı. Olmadı 40 adet iş yerini sattı. Olmadı 60 adet iş yerini sattı. Olmadı 80 adet iş yerini sattı. 16 adet arsayı, belediye ait arsayı sattı. Ve en son Elmar'da bir 450 metrekare bir yerimiz vardı. Orayı sattı. 64 adet daire sattık. Ve içme suyularını 4'e katlayarak biz borç ödeyeceğiz ya, biz borç ödensin diye yetki verdik. Tabii ondan dolayı da Elmalı'da ikamet eden hemşerilerinden özür diliyorum. Su paralarını 4'e katladık. Tonunu 400'e içiyordum, 1600'e içtik. Emlak vergilerini 3'e katladık. Her şey güzel. Ama 7 trilyon lira borç, bu dediğim mega projelerden bir tanesi dahi yapılmadığı halde 14 trilyona değil, 21 trilyona değil, 28 trilyona çıktı. Peki bu paralar nereye gitti dendiği zaman ben onun takdirini sizlere bırakıyorum. Rota kayması oldu. Yani Elmalı'ya hizmet yapılacağı yere başka yerlere hizmet yapıldı. Ondan dolayıdır ki Halit Akar siyasette dürüstlüğü şiar edindiğimiz için hizmeti öne çıkarırken bunu dürüstçe yapalım diye kendimize şiar edindiğimiz için dedim ki biz bu görevi başkanımızla yürütemeyeceğiz. Ve burada en önemli konulardan bir tanesi de belediye meclis üyelerine bu yetkiler alınırken baskı uygulanmasıydı. Biz ilk dönemlerde başkanımız 20 adet dükkanı sattığında geri kalan dükkanların satışı olmasın diye meclis üyeleriyle beraber hayır oyu verdik ve iptal ettirdik. Sonuç ne oldu biliyor musunuz? Özügoğlu, Özkur'da Mehmet Özügoğlu arkadaşımız, Özkur'un sahibi hem jandarmayla iş yeri mühürlendi hem de 100 milyarın üzerinde ceza yazıldı. Ömer Ünal abimize ceza yazıldı. Ali Doğan abimize ceza yazıldı. Ahmet Yakalı'ya ceza yazıldı. Erdal Altaca'ya ceza yazıldı. Ve meclis üyeleri baskı altına alınmaya çalışıldı. Bugün Halit Akar bir düğüne gittiği zaman, bir mevlide gittiği zaman, bir cenazeye gittiği zaman, yanında bir arkadaş götürdüğü zaman telefon edilip Halit Akar'la buraya gidemezsin diye tehditler oluşturuldu. Çarşıda giderken Halit Akar'a selam veren insanlar takip edildi. Ben şundan dolayı anlatıyorum. Hür ülkede yaşıyoruz.
İlçemizin de hür olması lazım. İnsanlar hürce fikirlerini söylemesi lazım. İnsanlar A partisinden, B partisinden, hangi partiden olursa olsun birbirleriyle oturup sohbet edebilmeleri lazım. Bu baskının da kalkabilmesi için yönetimin değişmesi lazım. İkinci bir husus, bugün burada bulunmamızın 2014 yılının Mart ayından sonra yeni bir milat başlıyor. Bu milat nedir? Sadece hükümetin projesi olan yerel yönetimler yasası değişiyor. Bu yerel yönetimler yasasıyla Antalya'da bir iktidar, Ankara'da bir iktidar, ikinci bir iktidarımız Antalya'da olacak bizim. Çünkü köylerimize ve ilçemize gelecek olan yatırımların, projelerinin %70'i Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek. Çünkü özel idareler Büyükşehir Belediyesi'ne bağlandığına göre ve burada Büyükşehir'de seçimi kazanma ihtimali en yüksek aday Menderes Türel'dir. Yapılan anketlerde, yapılan kamuoyu yoklamalarında Menderes Türel %80, %85 önde çıkıyor. Peki Menderes Türel AK Parti'den seçime girdiğine göre, Ankara'da da AK Parti iktidar olduğuna göre, biz Ermalı'da muhalefette kaldığımız zaman bir şey kazanır mıyız, kayıp mı ederiz? Çünkü bugün 5 yılda belediyenin bütün gayrimenkulleri satılarak, su ve emlak vergileri 3'e 4'e katlayarak, belediye şu anda borç batağındaysa, tekrar muhalefetten gelen bir belediye başkanı 2014 ile 2019 arasında ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Bugün belediye başkanımızın bir tanesi Akçay Belediye Başkanı'dır. Kendisini çok severim. 10 yıldır Akçay'da görev yapmaktadır. Bir tanesi Ermalı'da 10 yıl belediye başkanlığı yapmıştır. İkisi de muhalefette olduğundan dolayı hangisi kazanırsa kazansın bu borç batağıyla Ermalı Belediyesi'ni düze çıkarıp hizmet yapma imkanı yoktur. Bugün ben size bir şey tavsiye edeceğim. Ermalı sınırları içerisinde müteahhitler, bina yapanlar, Albayrak denen bir firmamız Ermalı sınırları içerisindeki binalara, iş yerlerine beton dökmesi yasaktı. Çünkü Ermalı Belediye Başkanımız demişti ki, Ermalı sınırları içerisindeki betonu ben dökeceğim artık Albayrak. Sen buraya giremezsin. İş yapan müteahhitlere de size cezasını veririm. Ve almadılar. Ama son şu anda Ermalı sınırları içerisindeki iş yerlerinin, inşaatların betonunu Albayrak döküyor. Neden? Ermalı beton üretme tesisi iflas etmiştir. Çünkü çimento veren firmaya 1 trilyon liranın üzerinde borcu vardır Ermalı Belediyesi'nin. TEDAŞ'a 1 trilyon borcu vardır. Ve bundan dolayı beton ünitesi iflas etmiştir. Mecburen Albayrak oraya beton dökmektedir. Durum bu kadar vahimdir. Ondan dolayı diyorum ki Halit Akar olarak bunu inanmasam burada söylemem. Bugün Eydirköy'ü köyü hizmet alacaksa yeni çıkan yerel yönetimler yasasıyla Eymirköy'ü ve bütün köylerimiz kanalizasyon sisteminden eskisi gibi lağımlarımız pozitif çukurlarında bekletilmeyecek. Kanalizasyon sistemi yapılacak projeli. Su şebekeleri çürümüşse su şebekeleri değişecek. Çevre düzenlemesi yapılacak. Ve köylerin ihtiyacı olan düğün salonuysa düğün salonu. Öğretmen evi ise öğretmen evi, imam evi ise imam evi. Bunlar projeli şekilde büyük şehirden gelecek olan oluşturulan mimarlar eşliğinde eksikler tespit edilerek yapılacak. Bundan dolayı diyorum ki yerel yönetimde A partisini, B partisi, C partisi bir kenara bırakıp iktidar partisini mutlaka ve mutlaka Ermalı'da iktidara getirmeliyiz. Bugün 3 dönemdir, 4 dönemdir, 2 dönemdir iktidar partisinden belediye başkanlığını kazanan ilçeler kendi ilçelerini Ermalı'nın 3 misli, 4 misli ileriye götürmüştür. Bulmuca bize bir örnektir. Antalya Kepez bize bir örnektir. Bugün bundan 10 yıl önce Antalya Kepez'e indiğimiz zaman bizi önce gecekondular, sonra daracık sokaklar ve
Görüntüsü çok çirkindi. Kepez Mahallesi karşılıyordu. Ama bugün iktidarın gücüyle orada iki dönemdir iktidar partisi belediye başkanlığını aldığından dolayı Antalya'nın en güzel ilçesi olmuştur. Bizlere de düşen köyleriyle, kasabalarıyla ve ilçemizle bir bütün oluşturarak Ermalı'mızı o seviyelere çıkarmak düşüyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ederim.